Herkese yeniden merhabalar. Bir Atakum Körfez sabahından nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Gel bakalım. Hop. O kadar güzel ki deniz havası. Şöyle sizler için de Samsun'un Körfez sahilini çekmek istedim. Tut elimi. Gel bakalım denize doğru gidelim. Şöyle biraz senle anne oğul yürüyüş yapalım. Oh, temiz havayı içine çek. Bak böyle. Burnumuzdan alalım, ağzımızdan temiz havayı verelim. Evet, bakın orada düğün salonu var. O kadar güzel ki denize karşı düğün yapıyorlar. Evet. Evet, hadi gel. Anne, hadi. Burası Atakum Halil. Atakum. Söyle bakalım. Atakum. Bak, küçük küçük kayıklar var. Böyle karantina zamanıydı. Sizlere bir anımı anlatayım. Ben de Arabistan'daydım. Sokağa çıkma yasağı vardı. Kimse böyle evden dışarıya çıkamıyordu. Türkiye'de de yasak yoktu sanırım o ara. Herkes böyle Körfez'e gelmişti. Evet. Herkes böyle Körfez'e gelmişti. Burada böyle çay semaver falan yapıyorlardı. Aa, bak o batmış. Aa, orada bir tane kayık batmış. Aa. Ben de dedim ki eğer dedim Allah nasip eder de Türkiye'ye gidersem hop ya hop Körfez'e gideceğim. Körfez sahiline gideceğim dedim. Evet, bak bunların ismi kayık. Rabbim de nasip etti, geldik. Şöyle bir Körfez sahilini sizlere de çekeyim. Şu evlerde oturanlar çok şanslı. Efendim. Oturamayız ama. Bizim değil. Bizim olsa oturabilirdik. Bak o batmış. Bak. Tüh. Uh-oh. Dibi görünüyor aslında. Bak. Bak çok güzel. Ne kadar berrak. Ama sonra yosunlar var. Oh, burası da Samsun'un bebek sahili diyormuşum. Böyle yani. Şöyle sizlere de çekeyim dedim. Çok güzel gerçekten. Belki ilk defa görenler olacak. Aa, bak midyeler var. Gördün mü? Bak batmış o otu. Oturamayız. Gel tut elimi. Oturamayız çünkü bizim değil. Aşkım gidemeyiz ki. Ayağımız ıslak. Tamam gel bir abiye soralım, rica edelim. Bak şurada oturanlar çok şanslılar. Oo. Mis gibi. Akşam burada yürürüz, tamam mı? Yürüyüş yaparız akşam. Evet, Ali Çavuş. Ali Çavuş, sen de mi söylüyorsun? Aferin sana. Bak bak martılar. Aa, çok güzel. Bay bay yap martılara. Anne tut. Anne tut. Gel bakalım. Evet. Burası da işte böyle Atakum sahili. Samsun. Çok güzel bir şehir. Gerçekten. Eğer ilk defa görüyorsanız umarım beğenirsiniz. Gel bakalım. Bak burada böyle skuterler var ama nasıl alındığını bilmiyorum. Eşim gelince diyeceğim alalım, gezelim. Bak gel gel bu tarafa gezelim. Gel orada güneş var. Tut. Aferin. Gel bakalım. Burası Adnan Menderes Bulvarı diye geçiyormuş. Anne. He canım benim. He bineceğiz gel. Gel bakalım. Hep anneme diyorum gel kahvaltıya anne götüreyim seni diye ama. He bebeğim. Ne istiyorsun? Ona mı bineceksin? Şimdi kapalı kayıklar. Tamam gel. Bak 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 skuter var burada. Bak bin bin adı. Bu şekilde. Bak. Nasıl alındığını bilmiyorum. Tamam. Tamam gel. Motor. Bineceksin mi? Tamam gel.
Şimdi o kayıkta aklı, gemilerde. Gel bakalım. Hoppa. Hoppa. Gel. Evet, tut. Anne. Efendim canım. Tamam, gel. Burası da Samsun'un Körfez Mahallesi'ndeki küçük bir liman mı desek, ne desek. Bak, çok güzel. İlk anne defa bu kadar yakından görüyorum. Anne bu. Binemeyiz ki ama. Nasıl bineceğiz? Anne. Ayağımız ıslanır. Anne. Bak, buraya çöp falan atmışlar. Keşke atmasalar ama işte. Bak, burada yabancılar da var. Tut elimi. Anne, iyi ata. Oturamayız ki. Hilli otur. Bir dakika, bir bağırma. Neden oturamadığımızı söyleyeceğim. Ata. Şey yok ama. Anne, iyi ata. Anahtar yok. Anne, iyi ata. Bak, o çocuk hiç bağırmıyor. Anne, iyi ata. Oturamayız ama bizim değil. İyi ata. Bizim değil ki. Oturamayız, bizim değil. Ata. Bak kardeş. Anne, ata. Nereye oturacaksın? Ata. Göster. Ata. Ne istiyorsun, göster. Ata. Kayıklara mı? Ata. Evet, şöyle sizlere hemen güzel Samsun'umuzun yollarını da çekmek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Şimdi burası Dereköy diye geçiyor. Hemen şöyle sizlere birazcık Dereköy yollarını da çekeyim. Normalde burada çok fazla böyle Avrupa'da yaşayan kişiler oluyor. Yazın tatile geliyorlar. Gurbetçiler böyle ne demek istediğimi anladı. Buraların yeşilliklerini, güzelliklerini o kadar çok özlüyorlar ki bana böyle Türkiye tatili çok çok iyi geldi. Gerçekten hem dinlendim hem gezdim. Böyle çok çok rahatlamış hissediyorum kendimi. İnşallah en kısa zamanda eşim de gelir. O da dinlenir birazcık. Çünkü gerçekten o da çok yoruldu. Hem çocukları hem bizi falan çok özledi. İnşallah izni çıkar, o da gelir yani. Burası böyle Samsun Sinop yolu diye geçiyor. Eğer Samsun üzerinden, hemen şöyle bayrağımızı da çekeyim, Sinop'a doğru geçiyorsanız muhakkak bu yolu kullanmanız gerekiyor. Şöyle sizler için de çekmek istedim. Burada hemen böyle restoranlar var. Turan Usta'nın kocaman bir restoranı var burada. Çünkü Bafra'da da bir tane var. Şöyle size de çekeyim. Bafra'nın neyi meşhur biliyorsunuz. Bafra'nın pidesi meşhur. Bafra pidesi. Geldiğimde ilk bir hafta Bafra pidesi yedim. Gerçekten o kadar özlemişim ki. Hatta böyle YouTube kanalımı ilk açtığımda, o zaman Halit'e hamileydim. Böyle canım istemişti ve ben yapmaya çalışmıştım. Hatta sizler için çekmiştim. Bir tane birisi de yazmıştık, abla ömrümde böyle bir Bafra pidesi görmedim diye, sanırım ustaymış. Sonra o videoyu kaldırdım. Yani gerçekten herkes işini yapsın. O yüzden ustalık, şeflik benim işim değil galiba. Çünkü bilmiyorum böyle. Tabii annem bile yapamaz yani, öyle söyleyeyim. Biz Bafra'da oturuyoruz ama içini mesela kendimiz hazırlarız. İstediğimiz baharatları katıp o şekilde veririz. Yine taş fırında pişirtiriz. Tabii ki farkı oluyor taş fırının. Evet. Şöyle boydan boya evler geçiyor. Şimdi Engiz'e doğru giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz iki videomda sevgili İhsan Şenocak hocamızın kursunu çekmiştim. Ay çok güzel, abla Allah razı olsun diyenler olmuştu. Haliyle bu videomda da şimdi çekmek istiyorum. Geçenki videolarımı izlememiş olanlar olabilirler. Şimdi inşallah, bakın hemen şurada sol tarafta kalıyor. Burada böyle kuş figürleri var. Bafra'da kuş cenneti var. O yüzden Bafra'ya gidene kadar böyle kuş figürleri takmışlar yollarda. Evet, hemen camisiyle birlikte İhsan Şenocak hocamızın Kur'an kursu da burada görünüyor. Merak edenler için de şöyle çekeyim tekrardan. Bakın hemen burada sol tarafta kocaman iki tane bina. Rabbim sayılarını artırsın inşallah. Daha da çok olurlar. Bakın burası İFAM diye geçiyor. Şöyle sizler için de çekmek istedim. O kadar güzel ki bakın. Kocaman bir Kur'an kursu. Burası 19 Mayıs ilçesi Samsun'un. Kur'an kursu da burada. Genelde bu kesimde hep böyle Şenocak aileleri oturur. Benim liseden arkadaşlarım da vardı. Yine burada oturuyorlardı. Bakın hemen tam 19 Mayıs'ın meydanında koskocaman bir Türk bayrağı.
dalgalanıyor. Şöyle sizler için de çekmek istiyorum. Rabbim vatanımıza, milletimize zeval vermesin inşallah. Evet, şimdi burası 19 Mayıs ilçesinin meydanı olarak geçiyor. Kesin beni izleyenler vardır. Buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Bu arada geçen bir videomda burada hemen bu binalardan bir tanesinde evini işaretleyip Mücellacığım bizim ev, buyur gel her zaman bekleriz diye mesaj geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar kibarsınız, incesiniz ya. Allah razı olsun. Evet, artık 19 Mayıs'ı da çıkıyoruz. Şu anda Bafra'ya doğru gidiyoruz. Size böyle tatilde olduğum süre zarfında Bafra'yı, Samsun'u, Atakum'u, böyle Karadeniz'i bayağı bir gezdirmeye çalıştım. Gündüz böyle iyi, güneş olduğu zamanlar, ama böyle ikinden sonra hava soğuyor. Bayağı bir soğuk oluyor yani. Çocuklara hırka falan giydiriyoruz akşamları. Babam da doğal klima, doğal klima diyor. Hani ben ilk geldiğimde böyle o serinliği özlediğim için hep öyle diyordum. İnşallah enişte de gelir. O da özlem giderir. Evet, bu videoyu çekiyorum çünkü Arabistan'a gittiğimde böyle Bafra'nın yeşilliklerini, güzelliklerini izlerim diye hem de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şu anda Bafra'ya giriş yapıyorum. Şimdi bu yokuşu çıktığımızda Allah nasip ederse Bafra'ya girmiş olacağız. Evet, madem o kadar geldik, bir günde kuş cennetini sizlere çekmeye çalışırım. Orası da çok güzel çünkü. Böyle annemi de alırım, çocukları da alırım. Bir gün kuş cennetine gideriz. Oraları da çekeriz, sizlere de göstermiş oluruz. Evet, işte bol yeşillikleriyle Samsun Bafra. Bu arada Bafra'nın nüfusu ne kadar oldu onu da bilmiyorum. Hemen şu girişte yazıyor ya, oradan size çekeceğim. Ben de bakacağım. Bir bakayım. Aa, kaldırılmış. Artık nüfus yazmıyor. Buradan aşağıdan giderseniz Sinop'a çıkıyor. Burası Bafra. Ben hemen şehir merkezine girdim. Burada çok güzel bir cami var. Karşıda koskocaman bir Türk bayrağı var. Bakın şöyle sizlere de çekmek istiyorum. Bu şekilde sağ taraftan hastaneye gidiliyor. Buraya bir üst geçit yapıldı böyle. Gerçekten çok güzel. Burada şehidimizin adı verildi bu üst geçite. Bayrağımız dalgalanıyor. Evet, şimdi biz markete geldik. Evin eksiklerini alacağız. Türkiye'deyken bol bol BİM ve A101 geziyorum. Efendim. Çünkü gerçekten çok özlüyorum. Bu arada Halit'in saçları uzadı ama. Anne. Efendim aşkım. Anne. Ondan mı istiyorsun? Tamam. Kestirmeye kıyamıyorum. Tamam, alacağım, gel. Anne. Hepsini istiyorsun, dur bir tane bir şey alalım. Bakalım ne alalım. Aa bak, biz bunları çok severdik. Bak bak bak. Bak. Hindistan cevizli gofret. Al bakalım. Dedeye de alacak mısın? Yağmur yağıyor bugün. Halil kuş bak böyle düştü akşam oynarken koltuğun üstünden. Hiç benzemiyorlar ya, bu kadar mı benzemez? Başka ne istiyorsun? Ice tea istiyor musun? Ne istiyorsun? Bak söyle söyle, ne istiyorsun? Ice tea. Bu arada Halil çok güzel konuşuyor demişsiniz. Çok teşekkür ederim gerçekten. Türkiye'ye geldiğimizden beri çok güzel konuşmaya başladı. Bak alacağım ice tea, bir dakika. Al bakalım, dedeye de bunu alalım. Evet, aferin. Şunu alalım bak. Bu var. Bir şey daha görmüştüm. Neydi o? Dur, dedeye karışım alalım. Dede çok seviyor karışımı. Bak bak, bunları özleriz gidince. Al bakalım. Koy hadi. Aferin. Ay. Ay ay ay. Al bakalım. Ne istiyorsun? Eti puf? Tamam. Dede alıştırmış. Eti puf istiyor. Bakalım.
Eti Puf bunun adı. Elma alalım mı? Elma çok güzeldi. Dede almıştı. Bak elma istiyordun. Hadi alalım. Evet. Başka ne alalım? Halil meyve suyu alalım mı? Tamam dur şeftali alalım. Bak şunları. Halil seviyor çünkü. Al bakalım. Tut bakalım. Hadi gidiyoruz başka. Neler alacağız? Bu arada Samsun'u beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Arabistan'da olmayan her şeyi alacağım. Hadi gel bakalım. Bak mandalin çıkmış. Aa, alayım bakayım güzel mi? Evet şöyle uzaktan çekeyim gurbetçi kardeşlerimiz için. En sevdiğim standa geldim. Böyle tabii siz de action falan geziyorsunuz ama bakayım neler var. Şöyle birazcık bakınacağım. Aa, çok güzel oluyor bu. Aa, inanmıyorum. Tepsi arıyordum anneme. Çok güzel. Bunu alıyorum. Anne. Efendim canım. Fiyatına bakacağım. Nerede yazıyor? Efendim canım. Çok şık. Ay bakar mısınız? Beğendiniz mi? Benim evimde de var böyle bir tepsi. Anneme de almam lazım. Alalım bence. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Çok beğendim. Çok şık. Güzel güzel sunumlar yaparız. No pasta. Dur kapatayım da alayım bunu. Heh, tamam buldum fiyatını. Şurada sanırım oval tepsi aynalı 49'a düşmüş. 49 TL'ye. Bence iyi. Yani sizce pahalı mı iyi mi? Evet videomuzu burada kapatıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Halil bay bay yap. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Halil sen de yap. Bay bay. Halil sen de bay bay yap. Bay bay. Ne güzel yağmur yağıyor. Bu videoyu özellikle kayınpederim istemişti. O yüzden şöyle yağmuru da çekip videomu sonlandıracağım. O kadar güzel yağıyor ki rahmet böyle dayanamadım. Videoyu kapatmıştım ama tekrardan şöyle çekmek istedim. Burası Bafra. Şurada hemen karşıda diş hastanesi var. Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. Buradaki BİM'den alacaklarımı aldım. Şimdi eve doğru gidiyorum ama çok güzel yağıyor. Aşağı inip çekerdim ama çocuklar üşümesin. Hadi eve geçelim. O zaman herkese hayırlı günler. Bu arada bugün buranın pazarı. O yüzden bayağı bir kalabalıktı yol. Ben de annemi aldım geldim. Annemi almaya geldim pazardan. Şöyle size hemen yağmuru da çekeyim. Çünkü özellikle bu videoyu kayınpederim izleyecek. İndim yine dayanamadım. Şöyle. Bir de burada bizim meşhur köfteci var. Oradan da annemle babama köfte ısmarlayacağım bugün. Gitmeden şöyle bol bol gönüllerini yapayım istiyorum. Allah'ın başımızdan eksik etmesin. Burası da Bafra işte böyle. Sokakları biraz dar olduğu için. Geliyorum. Abi de hazırlamış. Şöyle sizin için de çekeyim. Bafra'dakiler gelsin alsın. Buranın köftesi çok meşhur. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Evet bakın şöyle. Şimdi hemen geçiyorum. Ay bayağı bir ıslandık. Çocuklar da annemle arabada bekliyor. Böyle pazarları falan çok seviyorum ben. Maşallah gitgide arttı. Çok güzel yağıyor. Bakar mısınız? Allah'ım çok özlemişim gerçekten. Bereket yağıyor. Bu arada Bafra'mızı da size gezdirmiş oldum. Merhaba. Burada bir köpek uyuyor sanırım. Üşümüş. Şöyle hemen sizlere sevgili okulumu da çekeyim. İmam Hatip Lisesi, Bafra İmam Hatip. Ondan sonra kaçıyorum.